Amerika'nın bütün Orta Avrupa, Nevada 51. bölgede içeride saklananları gören biriyim. Florida'da dünyanın en tepelerine 35 kat yukarı gidip yeşil yaprağın içine girip 35 kat son beşinin aynı olduğunu gören birisiyim ben. Böyle oturmayla böyle master, doktora, diploma yapıp dekanlık bekleyip siyasiyle rektör olmakla öyle cennet falan profesör olunmuyor. Yücahidin ve fisebilillah. Her alanda cihat edeceksiniz. Mücadele edeceksiniz. Koparacaksınız. İlklerin sahibi olacaksınız. Ben 750 tane ürün ürettim bu ülkeye. 120 tane de uluslararası sertifikalarım. Hani benim Nobel ödülüm? 57 soruşturma geçirdim. Hepsi elimde bir şeref levhası. Bunlarla gideceğim ahirete. Onun için hepimiz düşüneceğiz biz ne yaptık diye. En azından bu eserlere sahip çıkın. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam ancak temiz gıda, temiz su, temiz hava ve kirletilmemiş topraklarla mümkündür. Floramızı, faunamızı, habitatımızı korumakla mümkündür. Bir de fert olarak ruhsal arınmamızda, bedensel arınmamızda mümkündür. Yılda iki defa dolunay günlerinde ilahi kitabı anlama noktasında Kamer suresinde ayın hareketinden ibret almaz mısınız diyen bir İnanca sahip olduğumuz için ayın hareketinden ibret almaz mısınız? Evet biz ibret aldık. Dolunay günlerinde Efendimizin 3 günlük oruçları. Hani şimdi Recep geliyor ya Şaban 15'leri biliyorsunuz dolunaydır. İşte o günde oruç bir gün önce bir gün sonra. Yahudiler de tutmuş, Hristiyanlar da tutmuş, Müslümanlar da. İlim tek doğrudur. Bu da çok önemlidir. Bunu 7 gün yapmaya çalışın. Kalın bağırsaktan Laman sistemiyle bağırsağı temizliyorsunuz. Bağırsak temizlenirse o torba torba parazitler, kurtlar, domuz solucanı, öküz solucanı, tenyalar, trişinoslar torba torba 2-3 kilo yeni geldik kamptan 22-29 Aralık. Yalova Termalyum otelimiz var 5 yıldızlı geliyorsunuz 7 gün doğuramayanlar, sağlıksız olanlar, kanser olanlar işte bunama olanlar, efendime söyleyeyim yani kısır olanlar, kilolu olanlar, düşünemeyenler bunlar geliyorlar 7 gün temizleniyor evinde yapamayanlar. Herkes bu programı evinde uygulayabilir. Yani probiyotik kullanmanız lazım. Dolunay günlerinde bunu yapıyorsunuz. Onun dışında mümkün değil. İlkbahar ve sonbahar. Mesela bu Recep ayında yapabilirsiniz. Şaban ayında 3 gün yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde Nisan ayında Ramazan'dan sonra biz yapıyoruz. Haziran ayında yine otellerimizde yapıyoruz. Sizler de evinizde yapıp çocuklarınızı böyle doğurursanız o mikrop, o genetik kırıklıklar çocuklarınıza geçmeyecek. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam ancak aile efradıyla birlikte olur. Ben yok, biz varız ruhuyla bunları anlatıyoruz. Hakkın hatırını bütün hatırlardan ayrı tuttuğumuz için bunları söylüyoruz diye söylemek istiyorum. Kesinlikle şundan endişeye düşmeyin. Allah asla zalim değildir, adildir. Şafi ismi onun emrindedir. Kanser bütün türleri 20 günle bir ay içinde çözülebilir. Sadece biyopsi aldırma. En büyük ihanet biyopsi arı kovanına çöp sokmaktır. İki, kemoterapi hocam uygun görmezdi. %85'i olumsuz olsa da %15'i kurtulur derdi. Nasıl? Kainata dön, temiz su iç, temiz gıda ye, alkali yaşa, ormanlara git, denize git, dağa çık, kimyasallardan uzak dur, zaten düzelirsin. Alkali su iç, alkali seti kullan, kristal tuzları, kepeği, bak nasıl düzeliyorsun. Kilo başına 30 miligram. Evet, bütün bu söylediklerimin hepsini yapmanız size büyük bir sağlık, sürdürülebilir bir sağlık sağlayacaktır. Yapabildiğiniz kadar yapmanız da işletmede bir kural vardır. Tümü tümüne yapamasanız da yapmanızda fayda var. Yani arabanızda 30 parça vardır. 30'u da temiz olursa araba emniyetli, sağlıklı gidersiniz. E siz de 30 organı temizleyin, sağlıklı olun. Ama kalın bağırsağı lavman metoduyla temizlerseniz karaciğeriniz temizlenir, safra keseniz temizlenir. Akan safralar bağırsaklarınıza gider.
kalan ömrünüzü kaliteli, mutlu, huzurlu yaşarsınız diye söylen. Biz öyle yaşıyoruz. Şu an 33,5 yaşımız var. Cennet yaşıdır. Devam ediyoruz. Sağlıklı spordan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Her gün 20 dakika. Yine Maranki YouTube sitelerimizde sağlıklı spor, sağlıklı beslenme bütün metotları var. Kaçıranlar program için. Beyaz Ölüm kitabımız var, bu anlattıklarım. Alkali Yaşam kitabımız var. Şifalı Bitkiler kitabımız var. Bütün formüller elinde. Bir de yemekler, şifalı yemekler. Evet, yemeği pişirmek çok önemli. Mesela pırasayı pişirdin, sapını kestin, attın püskülüğe. Böbreğin düzelmez ki. Enginarı kabuğunu attın, al kaynar kabuğunu, hiç karaciğerin düzelsin. Hocam elim ayağım buz gibi. Ne yapacaksın? Spirulina yosun yiyeceksin. Yemiyor insanlar. Karaciğerin bozuk, deve dikeni, enginar sirkesini kullan. Tiroidlerin gergin, sinirlisin, asabisin, T3 iyotun yok. Ceviz sirkesi kullan. Sirkeyi soruyorsunuz. Ceviz sirkesi kullan. Gül en büyük frekansa sahip, baş ağrısını giderir. Hocam böbreğim süzmüyor benim. Gileboru Kainat Eczanesi bunu vermiş. Elma sirkesi, limon sirkesi, kuşburnu, yoğun bir C vitamini, portakaldan 24 fazla. Suyunu iç, meyvasını yap, sirkesini ye, tabletini kullanın, hepsini bütçenize göre. En ucuzu çay 5 lira, sirkesi 20 lira, yağı 100 lira, tableti 300 lira, ekstratı 1000 lira. Bir tondan yapılıyor çünkü. Ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derde deva bir kainat eczanesi var. Onun için bunları yapın. Bu ara taşınızı bulun. Herkesin bir taşı var. Rengi var, kokusu var. Astrolojik boyutta. Bunu kullanırsanız kalan ömrünüzü kaliteli yaşarsınız. Bize ulaşın, arayın. Maranki Alışveriş ve ilgili yerlerde telefonlarımız var. Ulaşabilirsiniz. Yani yine de söyleyeyim. 0212 533 0133. Arkadaşlar sağlık önemli olduğu için hani buradaki bilgilerle yetinmeyin. Okuyun, araştırın. Bu kitaplar çok önemlidir. Bir de en önemli şey nokta ve masaj. Belli noktalar, migren noktası mesela burada. Çok önemli. Solar plexus, modülle oblongata. Kulağınız mesela memesi baştır, akupunktur noktası. Bunları da uyararak yine sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam. En önemli şey de nefes, sonunda söylüyorum. Alıyorsunuz, tutuyorsunuz, ağızdan vererek ve bir de lenf drenaj. Hareket, topukları vurarak hareketler yapmak. Bunu da yine YouTube'daki kanalımızda bunlar var. Bunların hepsi bir araya gelirse Cenab-ı Rabbil Alemin verdiği ömrü uzatamayız biz. Ömür uzamaz. Ama verilen ömrü kaliteli, sağlıklı, dik yaşamak mümkün. Şu an 3000'e yakın sağlıklı çocuğumuz var. Hiçbir öksürmeden büyüdü. Mümkün. Kanser çok 20 günde. MS tekerlek sandalyede yürüyüp gidersiniz kalkıp. Kilo, 7 kilo 7 günde verebilirsiniz sağlıklı kilo. Moringa, moringa denen bir bitki var. Yağ emer bedenden. Şu moringayı al 21 gün iç, bak nasıl 5-7 kilo veriyorsun. Bütün ödemlerini atıyorsun. Moringa bitkisel karışımlı çayımız. Kullanın bunu. Çay ya, al bunu kullan. Tabii ki zencefil ve zerdeçalı asla ihmal etmeyin. Sarımsağınızda bulundurun. Kristal tuzdan vazgeçmeyin diyorum. Sürdürülebilir sağlıklı yaşamak bir sanattır. İnşallah bu ülkenin de bağımsız olacağı günler yakındır diye söylemek istiyorum. Hocam derdi ki bütün dünyanın derdini dert edip dertlenme derdi. Sen kendi dertlerini çöz ki toplum da senin gibi sağlıklı fertlerden oluşur derdi. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ben hepinize dinlediğinize göre teşekkür ediyorum. İnşallah dediğim gibi sağlıklı yaşamak bir sanattır. Burada söylediklerimin hepsinin kitapları mevcuttur. Yine şifalı taşlar soruyorsunuz. Taş nedir diye. Taş çok önemli. Mesela bunu soruyorsunuz. Yayın yapıyoruz biz bu ara. Onlar soruyorlar. Mesela şu terahertz taşıdır. 2 milyon titreşim yayıyor. Etrafınızda gelen bütün titreşimleri reddediyor. Mesela bu havastır mesela. Yani havastır. Mesela bu çok önemli. Yemen akidir. Mesela suda boğulmazsın. Hazreti Ali Efendimiz'in şifalı taşlar kitabımızda var. Yine zurdalit taşı mesela. Karşıdan gelen bütün enerjileri dağıtır atar mesela.
Efendimiz niye yüzük taktı? Niye Hacer Esvet eli uzatıyoruz? Niye? Fotoğraf çekiyor çünkü. Diyor ki Ahmet Mananki bugün buradaydı, ana diskete gönderdi. Taşlar büyük bir enerji kaynağıdır. Herkes evine bir tuz taşı. Tuz taşı, tuz sabunuyla yıkanıyoruz sirkeyle. Sürdürülebilir sağlıklı yaşam. Sadece gıda ile olmuyor. Havamızı, suyumuzu, floramızı, faunamızı, habitatımızı temiz tutacağız. Toprağımızı temiz tutacağız. Hibrit hiçbir gıda yemeyeceğiz. Güzel göreceğiz, güzel düşüneceğiz. Hayatımızdan lezzet alacağız. İlahi hükümlere de tamamen hayatımıza şiar edeceğiz. Yaratıcının bizim ne namazımıza, ne orucumuza, ne ibadetimize ihtiyacı yok. Bütün bunların bedene ihtiyacı var. 7 kat semadan 7 salgı bezi, hipofiz, epifiz, tiroid, kalp, mide 7. 7 uzuv, 2 ayak, 2 diz, el 6. 7 sizin Allah'ın yakınlığını, secdanı. Toprakladığın zaman bedenin namaza ihtiyacı var. Allah'ın namaza ihtiyacı yok. Oruç geliyor şimdi. Oruç. Büyük küçüğü yiyor, büyük küçüğü yiyor. Üçüncü 4 saatte büyük küçüğü yiyor. 16 saat aç kaldım, bütün bedende büyük bir temizlik oluyor. Bedenin oruca ihtiyacı. Hiçbir ilim anlattım bunu. Bilinen adamından duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü beyin kontrolü var. Bunları ne zaman duyacaksınız? Türkiye bağımsız bir devlet olduğu zaman, Allah'ın hatırı bütün hatırlardan üstün tutulduğu zaman duyabileceksiniz. Nefsin muhalifine işte bugün böyle bir düzen yaşanmamaktadır. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar, iktifa edelim diyorum. Suali olan varsa birkaç suali alalım ve kapatalım. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Sorularımız var hocam, bayağı sorularımız var. Evet, kısa kısa, ben her şeyi sordum, cevapladım zaten. Buyurun. Hemen hocam, hamileler yeşil çay tüketebilir mi denilmiş? Kesinlikle hamileler tabii ki yeşil çay tüketebilir. En az 2 bardak yeşil çay içebilir. Siz dedim ya, ne derse tersini yapın derken, ama 2 bardak açık yeşil çay içebilir. Normalde biz kamplarımızda 15 bardak çay içiriyoruz insanlara. Tabii ki hamilelere değil. Hocam kefilin harama girip girmediği ile alakalı? Asla böyle bu gibi şeyler, yani artık yorum yapmak istemiyorum da sorduğun için söyleyeyim. Kefir gibi, boza gibi gıdaları, yani bizim niyetimiz halistir. Biz ondaki gıda değeri kesinlikle. Ben içiyorum diyeyim. Ben içiyorum. Hocam bir eğitime katılımcımızın 6 yaşındaki bir çocuğu için siroz demişler. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Evet, şu anda maalesef o izleyiciniz değil. Şu anda Türkiye'deki 20 milyon çocuğun, hadi 7 yaş altında da diyelim, 2 milyon çocuğun %90'ı sirozdur. Bakın ciddi bir şey söylüyorum. Artık çocuklarınız tamamen siroz olmuş durumda. Niye? Karaciğeri blok olmuş. Niye? Mısır şurubu yüzünden. Evet, eskiden içki falan, içki çünkü alkol şekerdi. Şu an bu emilgatörler ve mısır şurubu tamamen çocukları siroz olmuş. Siroz olan çocuk serpme yapar, önce vitiligo yapar, sonra sedef yapar, sonra obez olur, aptal olur, tamam mı? Bunu kurtulmanın tek yolu kırmızı pancar, pedinat dediğimiz tozlarımız var bizim. Her gün kırmızı pancar, deve dikeni, enginar, onun şurubunu içecek, suyunu içecek, işte sirkesini kullanacak. Karaciğer yağlanması diye bir şey yoktur, bunlar kelebektir. Bir tanesi danada olsa mındar diye gömüyorlar. Şimdi 5 tane var herkeste. Bunun da sebebi füme edilmiş gıda yemek. Sosuz, sucuk, salam yiyenin zaten nesli kurur. Bir de montofon gibi hibrit hayvanlar yiyenler. Siroz korkmasınlar. Propolis, omega 3, karamürver gibi, bir de zencefilli, zerdeçallı ürünler kullanmasını öneriyorum, bize ulaşsın. Faydalı olur. Mümkünse anne akıl edebilirse detoks yaptırsın. Kurumlarımızı arasınlar. Yine söylüyorum, bakın sağlık olduğu için sakın şeytan vesvese verir. 0212 533 0133 arayıp bununla ilgili uzmanları var orada. Biyologlar, virologlar.
Bu sorularınızı onlar yavaş yavaş cevap verir. Çünkü böyle telefonda sağlık olmaz. Onun için veriyorum. Korkmasın, çözümü var. Allah'ın izniyle düzelir. Hocam hemen hızlıca devam ediyorum. Jersey sütü sağlıklı mıdır demişler. Jersey sütü sağlıklı olmaz. Bunlar Montfon, Holstein, Angus, Jersey. Jersey nispeten ilk devşirilen hayvan. İlk devşirilen kara malın ilk denemesi. Yani buğdayın 14 ya 16'sı gibi yani. Makarna 22, diğerleri 42 çaprazlanmış hali gibi. Ama yememeye gayret etsinler. Ancak bulamazlarsa, bir de eti söylüyorum. Et dünyanın en asitik ürünüdür. Kesinlikle et, 100 gram et yiyen insan 500 gram alkali, yani tuzlu su, karbonatlı su içmezse artrit olur, romatizma olur, gut olur. Sürünerek yaşar. Bir şey unuttum, onu söylüyorum. Tavuk. Tavuk yiyenin nesli kurur. Beyaz tavuk 20 günlük, 30 günlük, 40 günlük tavukların ister başı, ister sapı, ister kanadı, ister haram olan kanadını, boynunu yesinler. Kesinlikle tavuk dişidir. Östrojen ve prolaktin hormonu salgılar. Erkek çocuklarınıza ve erkekler tavuk yediği zaman göğüsleri büyür, erkeklikleri olmaz, doğuramazlar. Östrojen hormonu salgılanır. Erkekler horoz yiyecek, hindi yiyecek, kızlar da yürüyen tavuk yiyecek. Ha, ayda bir kere bir tavuk yenebilir, o da yürüyen tavuk. En hassas olduğumuz konudur. Bunun da altını çizmek istiyorum. Hocam, hibrit olmayan meyve ve sebzeleri nasıl bileceğiz demişler. Asla Türkiye'de artık hibrit olmayan hiçbir sebze yok. Meyve yok. Ancak dediğim gibi siyez, buğdaylardan birkaç var öyle Anadolu'da. Sebzelerden de, yani enaniyet saymayın ama biz sözleşmeli çiftçilere kendi tohumlarımızı dağıtıyoruz. İrtibat kurarlarsa Şubat ayında domates, saray domatesi, kayı domatesi, kayı hıyarı büyük olan, biber gibi fasulye, bunlardan yapılmış sözleşmeli çiftçilerimizin malı her cumartesi İstanbul Topkapı Eresin Otel'in yanındaki Pazar Tekke'deki Yaşam Merkez pazarında, Yaşam Merkezi'nin pazarında bulunuyor. Oradan bunları bulabilirler. Hocam yani bu kadar mı? Ben yani köylüye soruyorum. Ben bunu tanıyorum. Ben bitkilerin efendisiyim. Bitkiyle konuşuyorum ben. Soruyorum köylüye, ne yaptın diyorum. Hocam diyor, acucuk koydum diyor. Yoksa olmaya diyor. Yani büyümüyor diyor. Büyüyünce çiftçi ne yapıyor? Basıyor gübreyi. Oraya gübreyi basıyor. Oradan o kanser oluyor. Doktoru parayı ansa veriyor. Hep para dönüyor dolaşıyor, ansa gidiyor. Dönüyor dolaşıyor. Hibrit tohum geliyor. Hasta oluyor, ilaçla ansa gidiyor. Umre'ye gidiyor. Arkadan Amerika'ya böyle İsrail'e, bizim Gazze'liğe gidiyor. Neyse, bu da latifesi olsun. Yani mümkün değil, çok zor. Ancak elmalar Anadolu'da var, Amasya gibi. Gelsinler bir görsünler, bakın bizim orada elma, armut. Bir kere hayatında atlasın İzmit'ten, Adapazarı'ndan, Ankara'dan gelen insanlar var. O artistler, sanatçılar geliyorlar pazara. Hem dükkanımız da var, bir gezip görsünler. Üsküdar Doğancılar'da çok güzel mağaralarımız var. Tuz mağaraları, Kastamonu, Nasrullah Meydanı. Ha bir de bu lokumlar yok ediyor. Onun için lokum ve helva ve şeker türleri de mısır şurubundan yapılıyor, pastalar vesaire. Onu da söyledim. Bununla ilgili de Türkiye'de ilk defa GİMDES sertifikalı lokum ve helva ürettik. Kastamonu'da fabrikamız. Bunlara da herkese de şubeler veriyoruz, franchising veriyoruz, ortaklık yapıyoruz. Bilgileri olsun diyorum. Evet. Allah razı olsun. Hocam şu konuda herkesin bir genel bir sıkıntısı var. Ben de bu soruyla karşılaşıyorum. Benim de branşım kimya. Bu üretilen hocam Boron marka bulaşık ve çamaşır deterjanlarında temizlik emareleri görmüyorum diyorlar.
İşte bu kadınların biraz ben buradan hani bir ne diyeyim yani ağır olacak ama yani cenneti zor bulurlar. Sadece o bört böceği öldüren o kirli sulardan dolayı. Ne olur biraz kirli olsa şu gömlek. Ne olur yani şu biraz kirli kalsa, yaka tam şey olmasa yani ne olur? O aldığım kimyasal zehirle meme kanseri, rahim kanseri olacağına, o bebene onu giydireceğine, evet, kesinlikle eskiden kille toprakla yıkanırdı. Zaten borax da o den dolayı şifalı, oluşmuş hali yani toprağın 1.000 kat oluşmuş halidir. Soda da öyledir mesela eskiden sodalı suyla yıkanırdı yani. Dedim ya dişini şeyle yıka. Yani bir leke kaldı yakanda değil mi? Koy sodayı. Bak nasıl çıkıyor. Evet, dedikleri Hocam doğru. %100 ama şimdi biz yeni bir ürün yaptık. Onu söyleyeyim. Bütün herkese duyuruyorum. Bor ve boron ve borakslı'da kesinlikle leke çıkarıcılarımız var. Bembeyaz yapıyor. Boraks yanında diğer SLS içermeyen, paraben içermeyen bunlar hep kimyasaldır. Çok önemli tabiatta maddeler bulduk. Tamamen temizliyoruz. Temizlemede, leke çıkarmada, el yıkamada, bulaşıkta iddialıyız. Denesinler diye söylemek istiyorum. Bir de en büyük tehlike saç boyamaları hanımlara. %86 meme kanserinin ve lem kanserinin sebebi saç boyaları ve krem kremajlar. Bunlar da kesinlikle bozuyor. Bunu da Rabbim lütfetti. Meşeden, cevizden, saptan, ardıçtan tabii saç boyaları yaptık sizler için. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım insanda? Allah sana soracak. Diyecek ki gel buraya. Ağlama. Niye ağlıyorsun meme kanseri oldun? Bu Maranki Hoca anlattı. Girseydin. Adam sana meşeden, ardıçtan, cevizden getirmiş. Boya yapmış. Aşı boyalı evlerimiz var. Bolu, Safranbolu, Kastamonu. Niye bunu yapmıyorsun? Bilmiyor ki. Okumuyor. Oku. Allah 14. Umre'ye gitmiş kadın. Okumuyor. Hiç kitap okudun mu diyorum. Yok diyor. Dinledin mi? Yok. Yani Allah kimseye zulmetmez mübarek. Evet dinliyorum. Hocam tuz kepeğiyle karbonat aynı mı? Aynı şey Efendim? mi? Tuz kepeğiyle karbonat aynı şey Yani mi? piyasadaki karbonatların şimdi bu da şeye benziyor. Yani şimdi arkadaşlar tuz ne demek? Bak tuz var, tuz var, tuz var. Tuzun aslı nedir? Karbon. Kömürün aslı nedir? Karbon. Sen kimyacısın değil mi? Evet hocam. Kömür karbon değil mi? Evet hocam. 100 yıllık. 100, 200, 300 yıllık bir fosil. 300 yıl. Peki elmas ne? O da karbon. O da 1 milyon yıllık. Kömürün fiyatı, 100 yıllığın fiyatı 100 lira. 1 milyonluk karbonun fiyatı 1 milyon lira. Doğru mu? Evet kimyacı dinliyorum. Doğru mu? Evet hocam doğru. Ha. Şimdi tuz da böyle. Tuz kepeği de böyle. O tuz kepeğini acaba radyasyonlu tuzdan mı yaptın? Bir yıllık mı? Eşeğin yiyeceğinden mi? İneğin yiyeceğinden mi? İnsanın yiyeceğinden mi? Yani bunun yılı önemli. O kütle 1 milyon yılda 1.000 kiloluk bir kütle 1 grama düşüyor. O 1 gramda 1 tonun değeri var. Sen kepeği bundan yaparsan kıymetli olur. Tuzu bundan yaparsan al bir kere, iki kere, üç kere sürdün bütün günlük mineralini alırsın. Vesselam. Al tuz yala. Ben her gün tuz yalıyorum. İneğe niye yalatıyorlar? Ama sen inek değilsin. Kristalize olmuşunu kullanacaksın. Onun için tuz kepeği alırken kristal bunlara akıllı olmak lazım. Çünkü biz konuştukça benim şu an benim 626 tane çakmam var. Mahkemece tespit edildi ürünlerimde. Ben piyasaya mal vermiyorum. Niye? Eczaneye niye vermiyorsun diyorlar. Verdiğin gün ikinci günü 20 tane vermişim ilk 20 günde 10 tane misvaklı macun satılmış. Depoya veriyoruz. Ne oldu diyorum. İstemiyorlar hocam diyor. Sonra bir bakıyoruz ki hemen sahte taklit edilmiş el altından 10 liralık şeyi 1 liradan veriyorlar. Bu milleti aptal ettiler. Denetimde olmadığı için. Böylece bir toplum olurmuş. Kirlenmiş. 3 kuruşluk dünya için
ebedi saadetini feda eden 73'te 72 grup var şu an. Biri kurtulacak diyor ya. Onun için siz yine doğru adresten alın diye söylemek istiyorum. Hocam bir iki katılımcımız herhalde sesli soru sormak istiyorlar. Eğer uygun görürseniz arkadaşlara söz verelim. Dinliyorum. Evet, değerli kozmik müdavimleri, programımız devam ediyor. Buyurun. Ses açma isteği verdim Nurşah Hanım. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam hanımefendi. Hocam şimdi ben hipoglisemi hastasıyım. 15 yıl oldu. Hipoglisemi de çok şey bir şey bu. Sebze yok, meyve yok. Çiğ sebze meyve de yasak bana. Çiğ sebze meyve de yiyemiyorum. Sindirim de bozuk. Bir şey şekerime düşürmez de öbür taraftan kabızlık yapıyor. Ona iyi gelen öbürüne gelmiyor. Geceleri kan ter içindeyim. Gece şekerim çok düşüyor. Böyle koma gibi. Çok gerginlik yapıyor. Sinir, ya yani sanki sinir krizi geçiriyor insan. Çok zor bir şey bu. Şeker. Yaşınız? Yaşım şu an 45. Yani buna bir çare var mı hocam? Ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin çaresi var hanım. Hipoglisemi falan bunlar hep yalan. Ne güzel ezberlemişsiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Hocam ben alternatif tıp diyelim. Tamam. Ademat falan. Ama işte yaptığın işten dolayı da ben devlette Özal'dan bu yana bütün başbakanlara danışmanlık yaptım. Her yerde bir kentsel dönüşüm alırım ben şimdi. Trilyonlarla oynarım. Ama 58. soruşturmamı verdim. Sen glisemi olma diye. Tamam mı? Çocuğun şeker hastası olmasın diye. İnsanların niye soruyorum bunu? Bir, fiili olarak ne iş yapıyorsunuz? Oturuyor musunuz? Kalkıyor musunuz? Yürüyor musunuz? Kimyasalda mı çalışıyorsunuz? Acaba birine bir zarar mı veriyorsunuz? Fayda mı veriyorsunuz? Bunlarla ilgili 14 tane istatistik yaptırdım. Men dakika dukka. Ama hiperglisemi de sen şimdi atıyorum bir şeker mısır şurubuna sebep olduysan Rabbim seni şekerle adalet edebilir. Yani misal teşbih yapıyorum sizle ilgili değil de. Bunlar önemli. Ama şunu unutmayın. Böyle hastalıklar satılık hastalıklardır. Böyle bunların hapı falan yoktur. Beden metabolizması düzeldiği gün sizin o hipoglisemizin falan hepsi geçecektir. Yaşınız da buna çok müsaittir. Bir ayla üç ay içinde %100 netice alırsınız. Ve arkadaşlarımızla irtibat kurunuz. Tamam, o verdiğiniz numaradan mı hocam? Evet. 0-212-533-0133 ama hastalıkla ilgili 0-549-533-0130. Yani 0-549-533-0130 bu danışmanlık merkezimiz. Öbürleri marketing bölümleri. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ ol. Evet. Hocam bir katılımcımızın daha sesli sorusu. Alıyorum. Evet, buyurun. Selamünaleyküm hocam, hayırlı geceler. Sağ olun. Hocam Ordu'dan Nurten Kelebekli ben. Size iki sorum olacak. Biri eşimle alakalı, biri kendimle alakalı. 45 yaşındayım. Eşimin ürtiker denilen bir rahatsızlığı var bir yıldır. Sürekli kaşınıyor. Ve huzursuzluğu bizi de çok huzursuz ediyor. Geçmeyen, inatçı. Hani doktorun koyduğu teşhis ürtiker deniyor. Bunun için ne yapabiliriz? Ne iş kendisi yapıyor? Kendisi kimya profesörü hocam. Ordu Üniversitesi'nde. İlaç kullanıyor mu herhangi bir şey? Evet, doktorun son alerji uzmanı doktorun verdiği ilaçları kullanıyor. Onları kullanırsa daha karaciğer blokasyonu daha çok artacak. Bunun sebebi bedendeki parazitlerdir. Ürtiker diye bir şey yoktur. Karaciğer bloke olmuştur, siraz olmuştur. Enzimlerini hiçbir şey süzme yapamamaktadır. Halk diliyle anlatıyorum. Kesinlikle ürtiker diye bir şey yoktur. Parazit yoğunluğudur bu. O kullandığı kimyasal kortizonlar da onları daha çok tetikler ve besler. Tek kurtuluş yolu karaciğeri temizleyip moringa türü parazit seti dediğimiz ürünleri kullanıp kesin kurtuluşu da böyle hastaların
detoks yapmalarıdır. Detoks, kalın bağırsağı yılda iki defa temizlerse bütün bu dertlerinden 6 ay içinde kurtulur. İleride aldığı o kortizonlar veriyorlar çünkü ona baskılamak için. Çok daha kötü olacaktır. Ama bu parazit evde sadece onda değil. Ya yediği yemeklerden et türü şeyler yiyor ya da füme edilmiş gıdalar yiyor veya bir yerden bir yüklü bir parazit kaptı. Sende ve çocuklarında da aynı hastalıklar ileride belli derecede nüksedir. Bir evde parazit birinde varsa ölçüsü şudur: diş sıkmadır. Dişini gıcırdatıyorsa bir çocuk, kişi horluyorsa, dişini öttürüyorsa, salyası akıyorsa, poposunu kaşıyorsa, kilo alamıyorsa, kilo veremiyorsa parazitten şüphelenmek lazım. Tıp bunları bilmez. Parazitoloji enstitüsünde Dr. Clark'ın bununla ilgili çalışmaları var. Bunun tek çözümü bu tespittir. 20 dakika içinde oturduğu yerde bedenindeki bütün parazit türlerini, domuz, öküz, fare, tenya, trişnöz, kanlı solucanları boyutuyla gösteriyoruz. Biz gösteriyoruz bunu. Ofisim Çapa Tıp Fakültesi'nin yanında. Koşa koşa Çapa'ya gidiyorlar. Affedersin, o kürdanla gayta veriyorlar. Seni aldatmış diyor bu Maranki Hoca. Sende hiçbir şey yok diyor. Ama diyor ben çıldırıyorum diyor. Hart hart kaşınıyorum. Gayta testi aldılar, bir şey yok dediler gaytasında. İşte niye söylüyorum hanım, ben senin gibi 300 kişi dinledim, 3000 kişi. Aynı şey. Bunların iyileştirme diye bir durumları yok. Yani bir tane kontille bilmem ne düzelmez, serolojik testler lazım. Gelsin, 3 ay içinde her şeyini çözeriz. Biz size ulaşırız. Kendimle ilgili de söyleyeyim hocam gelene kadar. Bende de sol dizimde kıkırdak aşınması var. Sağda da başlamış. Bununla alakalı ne yapabilirim hocam? Ne dedi? Sen de mi hocasın bir yerde? Hocam ben tarih öğretmeniyim, ilahiyatçıyım. Ha, tamam. Şimdi şöyle yine bu tıpçılar bu kıkırdak asla kimse ayağına teneke meneke bağlatmasın, biyopsi aldırmasın, mide küçültmesin, kesinlikle stent koymasın. Safra kesesini aldıran üç tekerlekli araba gibi yaşar. Kıkırdak doku adet gören bir kadında kesinlikle 21 günde bütün ağrılar kesilir. Kıkırdak doku onarımı başlar. 3 ay içinde de tamamen düzelir. 6 ay devam ederse de kalan ömrünü kaliteli yaşar. Bununla ilgili 185 kat güçlendirilmiş kurkumin ve sandalos sakızı dediğimiz çok önemli etken maddeler var. Kıkırdak doku onarımında burada söylüyorum, annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize bir hayır işlemek istiyorsanız kıkırdak dokuda kesinlikle ağrıda namaz kılamama, bel ağrısı, diz ağrısı, Allah'ın izniyle tabi, şifa Allah'tan, %100 başarılıyız diyebilirim. Tabi dışarıdan sürülecek magnezyum yağı ve bir takım merhemler de var. 3 hafta söylüyorum, o kadar. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. İnşallah size ulaşacağız. İnşallah. Ulaşacağız hocam, Allah razı olsun. Bu ara bir şey daha söyleyeyim kimyacı. Bu kalp çok yaygın bu ara, krizler. Patır patır dökülüyor. Ölseler iyi de ölemezlerse kötü. Zaten 3-5-10 sene içinde ölecek bunlar yani. Hesap öyle yaptılar. Ben demiyorum bunu ha. Yani diyen kim? Bu aşıyı üretenler, medyada izlerseniz diyor ya işte şu kadar hesapladık, böyle olacak. 60 yaş üstü kronik hastalar 5 yıl, diğerleri de 15 yıl içinde organ ölümleri gerçekleştirecek diye. Bunları her gün siliyorlar ama yenileri çıkıyor. Bu büyük bir buldozer. Kesinlikle kalp için stent atmayın. Bakın alıç, kainat şifahanesinde alıç müthiş bir şey. Alıç sirkesi, alıcın hapı, tableti yani çayı hepsi. Artı ginseng, bakın. Kalp damarda ve damar otu ya. Allah söylemiş bak. Ya bu insanlar hiç okumuyor ki. Damar otu. Ne diyor damar otu? Damarı açarım diyor değil mi? Karabaş otu bak yani. Karabaş otu. Başlarla ilgili. Çözerim diyor bak. Çakşır otu. Şimdi uydu da pek çok söylüyorum.
Bu erkeklik, performans, sertleşme, işte çocuk olmama ve bu çok yaygın. Şu anda 10 kişinin 8'i çocuğu olmuyor. Frengi, bel soğukluğu, herpes, ağız yaraları, damlama, erken boşalma. Bütün bunlar çok tehlikeli afat hastalıklar. Lut kavmi, Hud kavmi, Semut kavmi. Muhtemelen bunu gıdalara veriyorlar. Olması mümkün değil. Adam hacı hoca, bir harama uçkur çözmedim diyor, yemin ediyor. Hoca efendi Kur'an kursunda herkes de 100 kişinin 70'inde, Avrupa'da 100'ünde de bu hastalık var. Sebebi de bu eksiklikleri yapıyor. Arkadan da uydu kanalında benim çakşır otu diye, hakikaten çok önemli, çoban çökerten çakşır otu bu işi çözer, ama onu kullananlar o gün kalp krizi geçirip pis şekilde ölüyorlar. Çakşır otu hakikaten önemlidir. Ginseng, biz bunu ürettik. Uydu kanalından değil, bizlere ulaşın. Hatta şu an kampanyası var. İki alana bir şey. Kalp damar rahatsızlığında da, varikosel çocuk olmamada çok etkili. Çocukta çok başarılıyız. Asla tüp bebek şu bu önermiyoruz. Gelin bir temizlik yapın. Doğan çocuklarınız sağlıklı da olsun. Kadınlar için de bende soruyorlar. Hocam hep erkek, hep erkek. Kadınların kisti, miyomu, iltihabı, yumurtalık kisti, tümörü, kanseri bile varsa asla ameliyat olmadan önce mutlaka civan perçemi, hayıt tohumu, aslan pençesinin çayları, ekstratını kullanırsa kadın ürünü bunlar. Göreceksiniz 7 ile 21 gün içinde bütün bu dertleri bitecek. Ama bana gelmeden, kesmeden gelin. Doktorlarımız öyle diyor. Hocam ameliyat oldularsa gelmesinler artık diyor. Gelirse faydamız olur ama önce gelin bir bakın, düzelin. Kadın hastalığına da, erkek hastalığına da çözüm var. Sperm eksikliğine de çözüm var. Bir detoksla 3 ay içinde gürbüz çocuklarınız olabilir diye söylemek istiyorum. Evet. Son cümlemiz alalım. Evet. Hocam şah damarı tıkanıklığı için ne yapmamız gerekebilir? Tamam, damar otu, karabaş otu ve ginseng, alıç bunların dermanıdır, ama öyle bir damar, bir yerde damar tıkanmaz. Damar şeker hapı alan hapı yutmuştur. Tansiyon hapı olan ikinci kere yutmuştur. Kolesterol hapı da aldıysa zaten ondan iflahı olmaz. Bunun temizlenmesi lazım. Çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Damar açıcı çok önemli ürünlerimiz var. Bilhassa kekik suyunu herkese öneriyorum. Ama distile kekik, sahte olmayacak. Bakın. Kekik suyunu herkese öneriyorum. Alıç sirkesini herkese öneriyorum. Kalp, damar ve ginseng. 7 günde sırt veya göğüs ağrıları geçecek. 21 günde pek çok ilgili hastalıkları, o plakları dahi açıldığını görecektir. Evet. Tamamdır hocam. Allah razı olsun. Bize çok kıymetli bilgiler aktardınız. Kıymetli vaktinizi aldık hocam. Estağfurullah. Sağlık önemli. Bütün gayemiz, geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı olması. Sizden ricam kesinlikle uydu kanallarında, bilhassa dediğim gibi antibiyotik gibi, hepsi çevrenizi uyarın. Ben yok, biz varız. Bizim sadece ürünlerimiz 0212-533-0133. Yurt dışından arayan ücretsiz hattımız 0530-200-0096. Tedavi vesaire yapmıyoruz. Hastane hizmeti kesinlikle vermiyoruz. Ama danışmanlık hizmetinde almak isteyenler de 0549-533-0130 nolu telefonlardan bize ulaşırlarsa, kimyagerlerimiz çok ağırlıklı, biyologlarımız var, bu konuda uzman doktorlarımız var. Hangi konuda bilgi isterseniz size bu konuda ücretsiz hatlarımız var. Maranki alışverişe girin, ürünleri inceleyin. Helal şeyine dikkat edin, ama devletin helalini demiyorum. Gimdes gibi çok ciddi, helal noktada gayret edin diye söylemek istiyorum. Bir hapla sizi iyi ediyorum diyenlere asla inanmayın. Beden metabolizması düzelmeden hiçbir hastalığınız geçmez. Bu işi benim değerli eşim Elmas Maranki hocam, biz bu bilimleri bilir. Rusya'da 15 sene bu işlerle uğraştı.
kitabını yazdı. Alın kitabını okuyun. Yine söylüyorum, Beyaz Ölüm kitabı, bütün bu anlattıklarımı kaçıranlara, çocuklarınızın eline koyun, önüne görsün. Noktayla tedavi, masajla tedavi, alkali suyla gelen yaşam, şifalı bitkiler, şifalı kürler, şifalı taşlar, şifalı yemekler gibi kitaplarımızı da alıp evinize bir kütüphane kurun. Sirke gruplarımızdan istifade edin. Sorun, her soruya cevap verilir. Her müşkülat giderilir. Hiç sual sorulmaz derdi oğlum. Biz de onların yolunda ahireti kazanmak için doğruları söylemeye devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Son bir kullanıcımız çok rica etmişti. 30.000'li çocuklarla alakalı küçük bir soru. Evet, 30.000 şeyi çok önemli. Şu an maalesef sayı çok arttı. Bununla alakalı ne yapabiliriz demiş. Hele bundan sonraki doğacak çocukların %99'u 30.000'li olabilir. Riski olabilir. Neden olabilir? Biliyorsunuz ben tıp hekimi değilim ama hocalarımdan öğrendiğim, eşimden öğrendiğim, kesinlikle civa, kurşun gibi, kadmiyum gibi ağır metaller otizmde etkili olduğu biliniyor. Bunun da nerede kullanılıyor? Aşılarda kullanılıyor tabii ki. Çocukluk aşıları vesaire aşıları. Ben hani söyleyeyim, ben çocuklarım, 3 kızım var. Biri doktor, biri terapist, biri uzman, biri Boğaziçi, hepsi özellikli çocuklar. Hiçbirimiz aşı kullanmadık bugüne kadar. Mutluyuz, huzurluyuz. İşte bu yapılan uygulamada hedefi buydu. Sağlıksız çocuklar doğurmaktı. Şayet bu sıvının zararlarını bedeninden atmazsanız doğacak çocuklarınızda bu risk oranı yüksektir. Olanlar için de mutlaka ileride detoks öneriyorum. Çözüm bulunacak. Organ kayıpları önlensin. Faydamız oluyor, zararımız olmaz. Parazit ve yanlış beslenmede otizmde etkilidir. Artı ikincisi de ağır metalden arındırmak için detoks, karaciğer, kalın bağırsak temizliği yapması lazım gelir diye düşünüyorum. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Peki, Allah siz de hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar bunu bana da böyle bir yayın aldınız ya, yönetici evet. Arkadaşlar bunu bana da göndersinler diyorum. Hocam size böyle sorusu olan katılımcılarımız sosyal medya veya sizinle soru sorabilecekleri bir mail platformumuz var mı acaba? Var tabi, maranki@maranki.com, info@maranki.com, info@maranki.com'dan bütün suallerini sorarsa uzman arkadaşlar konusuyla ilgili cevaplarlar. İster info@maranki.com'dan bize ulaşabilirler. Sizde bunun linki varsa, yine dediğim gibi o telefonlar 0549 533 0130 0530 200-096, bunlar ücretsiz hatlar, WhatsApp hatlarıdır. Türkiye içinden de 0212 533 0133, info@maranki.com. Zaten Maranki'ye girdikleri zaman orada bütün iletişim adreslerimiz var. Yani lütfen burada anlatılanlarla bir şey söylüyorum. Lütfen herkes dinlesin. Burada anlatılanlarla lütfen böyle hani not alamadıysanız, bu sadece bir think tank düşünün. Bir beyin jimnastiği yaptık. Lütfen uzmanına sormadan, etmeden birden bir şeye atlayıp alıp yapmamaya çalışın. Bakın ücretsiz hatları verdik. Arayın, sorun, en iyisini yapın. Sağlık ciddi bir konu. Bir bilim adamı olarak da bunun altını çizmek istiyorum. Zaman ahir zaman şeytan bütün gücüyle insanlığı yok etmeye uğraşıyor. Ama 73'te bir kurtulacak müjdesinde farkında olup düşünebilenler diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Tamam hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Evet dostlar, bir programda gördüğünüz gibi beraber olduk. 0530 200 çift 096. Hepinize teşekkür ediyorum. Bacak ağrılarınız vesaire.
Evet, Alzheimer, bunama, kas hastalıkları, kapı hastalıkları, çocuk problemi yaşayanlar, kanser olanlar, otistik olanlar, spastik olanlar. Zaten bu yayını yayınlayacağız. Facebook'ta da inşallah. Hepsinin çözümü var. Bize ulaşın diye söylemek istiyorum. Miyomdur, kisttir, hemen ameliyat olmayın. Tiroitten yine olmayın. İyot kullanın. Yani o kadar sual sormuşsunuz ki, binlerce sual var. Ama maalesef Instagram sualleri tutmuyor. Tekrar soracaksınız. Allah'a emanet olun. Allah yar yardımcımız olsun. Yarın İstanbul Topkapı Pazartekke tramvay durağında organik İnebolu pazarımız var. Gelip orada bir kahvemizi içebilirsiniz. Sualler sorabilirsiniz. Maranki alışveriş sitelerimizden alışveriş yapabilirsiniz. 120 çeşit organik sertifikalı çocuk ürünleri, bebek ürünleri, bebek mamaları, bebekle ilgili her türlü makarnalar, vegan ürünler hepsi emrinizde. Bunları ürettik. Artı 850 tane sirke gruplarımız, çay gruplarımız, kahve gruplarımız, tahıl gruplarımız, güzellik gruplarımız, işte yüz maskeleri vesaire, ekstratlar, kapsüller, bir de taş gruplarımız, bilhassa şifalı taşları. Ben herkese burcunuzu bulun, taşınızı bulun, kokunuzu bulun, kalan ömrünüzü kaliteli yaşayın. Taşlarda da kampanyalarımız var, yılın son kampanyaları. Gıda ürünlerinde kampanyalarımız var. Arayın. Okuyun, okutun, dinleyin, dinletin. Beşincisi olmayın diyorum. Ha bir de soruyorsunuz neden televizyonlara çıkmıyorsunuz hocam? Efendim konuşturmuyorlar. Yasak var. Nasıl yasak var? Kulağına diyor ki tavuk söyleme, süt söyleme, kola söyleme, yumurta söyleme, mısır şurubu deme. E biz oraya arz endam etmeye çıkmıyoruz ki birileri gibi saçını boyatıp falan filan. Onlar da zaten çıkanlar dördüncü tip çakmalar şu anda zaten. Söylenen her şey söylenmiş. YouTube'a girin. Orada bütün programlarımız var. Gelin hepinizi bekliyoruz. Bir çayımızı kahvemiz için. Üsküdar Doğancılar, İstanbul Topkapı Pazartekke, Isparta şubemiz var. Çok güzel, Isparta'nın merkezinde. Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda şubemiz var. Bütün Avrupa'ya ve dünyanın her yerine ürünlerimiz gönderilmektedir. Bu arada da bayilikler veriyoruz, franchising veriyoruz. Avrupa, Almanya, Hollanda bayiliklerimizi, franchisinglerimizi veriyoruz. Bu arada da Kastamonu Çekme Elma ve 40 çeşit lokum fabrikalarımız, helva fabrikalarımız var. Buraya da hem ortak arıyoruz hem helva bayilikleri de veriyoruz. Bunlar da bilginiz dahilinde olsun diyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah ileride kendi kozmik yaşam merkezlerimizde kurmayı hedefliyoruz. Orada kalan ömrümüzü hep beraber işte finamamı, aromaterapi, fitoterapi, igloroterapi, masajdır, dağ yürüyüşleridir, organik çalışmalardır, lantadır, helper'dır, ayak detoksudur, kınayet teyessül. Böyle bir yaşam merkezinde kalan ömrümüzü kaliteli, mutlu yaşayacağız. İnşallah 2024 aydınlanmanın başladığı 2025'te ışıkların, güneşin vazifeye elini aldığı ve onun yansımalarıyla iyi düşünenlerin iyileştiği, kötü düşünenlerin yok olduğu bir dünya ile karşı karşıya olacağız. Ay ve güneşten ibret almaya, izlemeye devam edin diyoruz. Vesselam.